Pınar Karşıyaka'dan Darüşşafaka'ya uzanan bir macera. Nasıl anlatmak istersin geçen seneyle bu geçiş sürecini? Şöyle, geçen sene söylediğin gibi önemli dakikalar aldım. Önemli maçlarda önemli dakikalar aldım. Sorumluluk alabileceğim bir sezondu. Önemli maçlarda sorumluluk aldım. İyi de sezon geçirdim. Yani bu sene de Darüşşafaka ile anlaştım. İnşallah yine aynısı gibi bir sezon geçiririm. Hem takım hem de benim için başarılı bir sezon olur inşallah. Darüşşafaka'da David Blatt gibi çok önemli bir isim var. Buraya gelmende onun etkisi nasıl oldu? Transfer görüşmesinde mesela kendisiyle hiç konuşma, görüşme şansınız oldu mu? Telefonda konuştuk ve zaten dediğiniz gibi Avrupa'nın sayılı antrenörlerinden her oyuncuyu heyecanlandırabilecek bir antrenör. Dediğim gibi buraya gelirken de konuştuk. Gayet de iyi birisi, gayet güzel bir konuşma geçti aramızda. Tabii ki önemliydi buraya gelirken onunla konuşmak. Geçen sene Pınar Karşıyaka'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştim. Bu yıl Darüşşafaka ile beraber bir Euro Cup macerası olacak. Adım adım yukarı çıktığını söyleyebilir misin kariyerini? Yani söyleyebilirim. Gerçi ondan önceki sezonda yine Karşıyaka'da bir Euroleague sezonu geçirmiştim. Ama dediğim gibi önemli olan bu seviyelerde kalıcı olmak. Yani performans olarak belli bir seviyenin üzerine çıkabilmek. Yani oynadığım lig tabii ki önemli ama dediğim gibi performans ve takımın başarısı daha çok önemli yani. Geçen sene Darüşşafaka ile Doğuş grubunun bir birlikteliği vardı. Bu sene ise o birliktelik Fenerbahçe ile devam edecek Doğuş grubunun. Bu üzerinizdeki baskının biraz daha azalmasına veya böyle kendinizi biraz daha spot ışıklarına gerisinde kalmış gibi hissediyor musun? Yani benim hiç öyle bir düşüncem yok. Hani o da aslında benim için o kadar da önemli değil. Buraya sonuçta geldik. Ne olursa olsun formayı giydikten sonra ismi ne olursa olsun bu forma için ter dökeceğiz. Yani o konular o kadar da ilgilendirmiyor demeyeyim de nasıl söylenir? Etkilemiyor diyeyim. Peki baktığımız zaman hem EuroCup hem de Basketbol Süper Ligi gibi iki tane çok önemli arenada iki kulvarda mücadele edeceksiniz. Bu seneki hemen böyle söylemek belki çok erken olabilir ama hedefler neler? Yani hedefler gelebileceğimiz en iyi yere gelmek diyeyim. Yani şu anda ben size net bir hedef söylemek benim görevim değil. İnşallah en iyi şekilde yapabileceğimiz en iyisini yapıp sezonu güzel bir şekilde bitireceğiz. Peki kişisel olarak senin bu seneki hedeflerinden bahsedersek mesela idol olarak kendine aldığın biri var mı? İdol olarak değil de şöyle zaten daha demin de söylemiştim hani belli bir çizgiyi korumak istikrar olarak dediğiniz gibi geçen sene belli bir seviyede top oynadım. İşte o istikrarı korumak önemli olan inşallah onu başarabilirim hedefim o yani.